Bu değişimlerden Türkiye'nin etkilenmemesi mümkün değil. Çünkü Türkiye dünyadaki devrimci sürece önderlik etme yeteneğine sahip güçlü bir ülke, öncü bir ülke. Ülkemizde de hem dış tehditler var hem iç tehditler var. Etrafımız Amerikan üsleriyle ne yazık ki çevrilmiş durumda. Dünyadaki savaş Doğu Akdeniz'e doğru kayıyor. İçeride bölücü terörle mücadelemiz sürüyor. Aynı zamanda ekonomik sorunlarla boğuşuyoruz. Çiftçimizin, işçimizin, emeklimizin, memurumuzun hali ortada. Biz buradan bağımsızlıkçı politikalarla bir sistem değişikliğiyle, yani dünyanın merkezi Asya'ya doğru kayarken bizim de o yeni uygarlığın yükselişte öncü konumumuz alarak bir sistem değişikliğiyle, üretim devrimiyle ve cumhuriyet kültürümüzü ayağa kaldırarak yeniden çıkacağımızı biliyoruz. Bu nedenle bütün siyasi partilerimizin de milli devlet mevzisinde sorumluluklar üstleneceğini düşünüyoruz. Bu duygularla tekrar bayramımızı kutluyoruz sizin ve Cumhuriyet Halk Partisi ailesi. Çok teşekkür ederim. Ben de Vatan Partisi ailesinin, Sayın Genel Başkanınızın ve tüm örgütlerinizin, teşkilatlarınızın, camianızın bayramını bir kez daha kutluyorum. Söylediğiniz hassasiyetler bizim de hassasiyetlerimiz. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kurucu partisi, Kurtuluşun Partisi, o milli mücadeleyi örgütleyen parti. Tabii ki dünyada ciddi değişiklikler oluyor. Birçok şey sorgulanıyor ama bir taraftan da medeniyetlerin ne kadar aciz kaldığını bu Filistin meselesinde hep birlikte yaşıyoruz ve müşahede ediyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, Filistin'in tanınması konusunda 119 ülkeye mektup yazdı başbakanlarına ve İspanya Filistin'i tanıdı. Yani tabii ki daha fazla bu katliamı, soykırımı engelleyebilmek adına daha fazla sorumluluk alıp hem Türkiye hem de tabii ki diğer devletlerin, Avrupa'nın, dünyadaki diğer devletlerin bu katliamı ve soykırımı engelleyebilecek somut adımlar atması gerekiyor. Ama dediğim gibi ne yazık ki bu hala sürüyor Sayın Başkanım, dünyanın aslında Türkiye göbeğinde. için en somut adımlardan biri İsrail'e istihbarat sağlayan Kürecik Üssü'nün kapatılması olacaktır. Tabii ki bununla beraber bir bölgesel işbirliği. Çünkü Filistin'de soykırım yapanlar emperyalizm ve onun desteklediği Siyonizm. Türkiye'de de aslında bölücülüğü besleyenler ve bölgemizde sorun yaratanlar yine aynı merkezler. Yani ortak bir mücadele, bölge ülkelerin ortak mücadelesiyle ve somut adımlarla Filistin'e katkımız çok daha fazla olacaktır diye düşünüyoruz. Sizler bir şeyler söylemek ister misiniz arkadaşlar? Öncelikle hoş geldiniz. İyi bayramlar. Tabii sabahtan beri belki benzer şeyleri konuşuyoruz ama bayramlar gerçekten bizim kıymetimiz, örfümüz, adetimiz. O birlikteliği, güzelliği, biz Türkler biliyorsunuz iki özelliğimizle çok ön çıkarız. Bir mertliğimizle, iki misafirperverliğimizle. Bunları unutmadığımız, bunların daha çok dile geldiği ve söylendiği günler, bayramlar. Herkesin bayramı kutlu olsun. Ama bir sözünüze katılmak isterim. Gerçekten üretim, belki de bizim son dönemlerde en ihmal ettiğimiz, en çok uzaklaştığımız ve maalesef iddia yaşamayan ama pandemi sürecinde de ne demek olduğunu çok iyi anladığımız bir durum. O yüzden belki de üretimin arttığı, daha gelişmiş, daha refah dönemde yeni bayramları geçirmek nasıl olabilir? Sağ olun. Güzel duygularınız, güzel sözleriniz için çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz öncelikle. Bahsettiğiniz konularla ilgili dünyada değişen bir süreç var hele. Filistin'de yaşanan olaylar, oradaki insanların yaşamış olduğu bu ızdırap tüm dünyayı etkisi altına almış durumda. Bunlar... Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor tabii ki. İncirlik üstü, Kürecik üstü, oraların çok atılması. Yani buralarda biraz daha dikkatli olup yaparsak ülke daha iyi kalkınacağını düşünüyorum. Evet. Sadece
sizin nezdinizde tüm Cumhuriyet Halk Partisi ailesinin bayramını kutlamaya başlamış olayım. Yani aslında hem Sayın Meltem Başkanımız hem sizlerin de bahsettiği üzere hem dünyada hem Türkiye'de büyük sorunların olduğu bir dönemin içerisindeyiz. Ama bizim tabii burada bir farkımız var. Yani Türk milleti olarak, Türkiye olarak büyük bir aslında gelenekten geliyoruz. Yani Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde büyük bir devrimle aslında yine büyük sorunların içerisinden çıkmıştık. Bu doğrultuda büyük bir şansımız var bizim. Yani daha öncesinde geride bıraktığımız dönemlerden sırtlanacağımız bir gelenek var. Ve Türkiye'nin aslında tüm bu sorunları çözebilecek hem kaynağı var. Yani bu gerek maddi, gerek insan gücü anlamında kaynağı var. Hem de daha öncesinde geride bıraktığı denenmiş ve sınanmış bir program var. O yüzden buralarda bir tek yumruk olarak aslında bu bahsettiğimiz tehditlere karşı Türkiye'yi bölme hareketlerine, Türkiye'yi işte o gerici ve bölücü tehditlere karşı tek yumruk olarak bu sorunların üzerinden gelebileceğimizin de farkındayız. O anlamda da umutluyuz. Yani sorunlar var ama hem de bayram şunu, bu bayramlarda da işte hep bahsettik, işte bu kardeşlik duyguları, umut vesaire. Bu duyguları tekrar yaşadığımız günler oluyor. Bu umudu bütün aslında günlere yaymak dileğiyle ben de sözlerimi böyle bitirmiş oldum. Aslında bu bayramlaşmalardaki istişareleri tabii bayramlaşma dışına da taşımak lazım tabii. Ve gençlik kolları, kadın kolları düzeyinde de bunu sürdürmek lazım. Örneğin bizim gençlik kollarımız Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne giderek orada incelemelerde bulundular. Böyle imkanlar da önümüze gelir. Geniş siyasi heyetlerle oraya gitmekte fayda var. Çünkü özellikle Amerikan psikolojik savaşının da orada etkili olduğunu biliyoruz. Dilerim ileride böyle bir ortak seyahat planlanabilir. Ben Sayın Başkanım sizlere bazı belgeler takdim ederek tamamlamak istiyorum. Bu bizim teori dergimizin son sayısı, Milli evet. Devletin Tarihsel Rolü başlıklı. Şöyle çekelim isterseniz. Milli devletin önemi ve Türkiye'nin önümüzdeki dönemde milli devletinin sağlam durmasının ne anlamla ifade edeceği üzerine bir sayı incelemeniz üzere size sunuyorum. Bu da güçlü devlet üreten millet için birleşelim Vatan Partisi'ne görev alalım başlığıyla hazırladığımız bizim ama Türkiye'nin sorunlarını içeren milli devlet bildirgemiz. Onu da incelemenizi ve fikirlerinizi sizden rica ediyorum. Haritamız Türkiye'yi evet. çevreleyen Amerikan üslerin haritası Yunanistan'dan başlayarak evet. da son yerel seçimlere ilişkin haritamız. Sizlere de şunu takdim etmemi müsaade ederseniz.